Selamünaleyküm kardeşler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Malum bu akşamki mevzumuz, hazır Samet kardeşim de yakalamışken dedim birader telefonu tut da şu motoru biraz tanıdığımız kadarını biraz insanlara anlatmaya çalışalım. Bu motor arkadaşlar, Cuba'nın daha yeni piyasaya sürdüğü, şasi olarak RX1 veyahut da Dragon'la hemen hemen aynı ama tam anlamıyla aynı değil. Bakın hemen hemen aynı şasiye sahip olan ama diğer iki muadilinden kasa olarak irileşmiş, şöyle biraz daha tasarım olarak da göz doldurmuş, sürüş kontrol olarak da biraz daha iyileşmiş bir hale getirilmiş bir versiyonu bu X-Pass. Şimdi bir önceki videoda yorum yapan bir arkadaş vardı, işte onların hepsi aynı şase. Doğru, göbek olarak hepsi aynı şase olsa da uzayan arka kuyruk sayesinde ve büyüyen ve uzayan, genişleyen depo sayesinde dolayısıyla koltuk da genişlediği için artık bunun şasisini Dragon'dan veya RX9'dan daha büyük bir şase diyebiliriz. Sebebi çünkü motor arkadaşlar hakikaten büyümüş, irileşmiş, güzelleşmiş, yani bu iriliğiyle artık göz doldurur hale gelmiş ki sadece gözle alakası yok. Aynen. Dragon videosundan izleyen arkadaşlar bilir. Ben kendimi Dragon'un üzerine oturduğum zaman kendimi at işte konmuş kelebek gibi hissederken bunda aynı hissi yaşamadım. Neden? Birincisi işte en büyük sebebi dediğim gibi motor artık biraz daha irileştiği için. Yani benim boyum 1.80, bu motorun üstünde sırıttığımı pek düşünmüyorum. Gerçi kameradan da kendimi izleyeceğim ama mesela Dragon'da gidonu ileri aldıydım, bunda böyle bir şeye ihtiyacım olmadı. Dragon'da koltuğu yonttuydum kendimi geri kaydırabilmek için, rahat oturabilmek için. Bunda öyle bir şeye ihtiyacım kalmadı. Dolayısıyla bu motor kasa olarak diğer iki kardeşine göre biraz daha bir şekilde irileşmiş ve göz doldurur hale gelmiş. Şimdi bu motor 3 tane renkle piyasaya girmiş arkadaşlar. Bunlardan ilki, en çok dikkat çekeni malum askeri desem, bir kırmızısı ve bir de siyahı mevcut. Şimdi en çok dikkat çeken rengi bu askeri deseni, herkesin en çok ilgisini çeken desen ama bana soracak olursanız en tehlikeli renk de bu. Neden? Çünkü bu bir boya değil, bu bir kaplama ve bu kaplama arkadaşlar mat yapıldığı için çizilmeye veyahut da soyulmaya çok müsait gibi bir his veriyor bana. Abi vernik atsak üstüne. Aynen öyle. Bu motorun alanlar, motorunu çok sevdiyse, rengini de çok beğendiyse, illa bu rengi alacaksa üzerine bir vernik attırarak çizilmelere, soyulmalara karşı motorunu daha stabil, daha uzun ömürlü hale getirebilir. Veyahut da dediğimiz gibi diğer renk, iki rengine bakabilir. Mesela gelsene acaba gösterelim. Bu arada depo kapağından hemen girmiş olalım. Depo kapağı güzelleşmiş arkadaşlar. Dragon'da RX9'da böyle değildi. Artık daha kaliteli. Bence daha güzel bir depo kapağı yapmışlar. Daha iri ve güzel çalışan. Ama şunlara bakın. Benzinden ötürü soyulmuş ve bu soyulan parçalar maalesef benzinin içine illaki karışacaktır. Yani ondan kaçış yok. Peki bunun bir çözümü var mı? Evet var. Nerede acı benzin tipimiz? Gelsene böyle. Bakın arkadaşlar, bu sadece 3 TL'lik bir parça. Bu nedir? Benzin filtresidir. Alırsınız bir benzin filtresi, araya takarsınız. Böylece karbüratörün içine çapak, pislik veya o depodan gelen herhangi mevzulardan kendinizi korur hale getirirsiniz. Şimdi biz önce bu motoru anlatırken arkadaşlar neyden girelim biliyor musunuz? Önce motorun beğenmediğimiz olumsuz taraflarından mevzuya girelim. Daha sonra beğendiğimiz veya işte neyse öyle akarında gitsin ya. Neyse, ilk eleştirim benim boyaya oldu dediğim gibi ama onun da çözümü mevcut veyahut da farklı renkleri tercih edebilirsiniz. Bir diğer arkadaşlar olmaması gereken unsur, lastikler arkadaşlar dubleks değil. Yani ve bu lastikleri ben daha önce de söylediğim tanıdığım bir lastik, burada güzel yoğurtlar ama ıslakta da gayet güzel kayar. Ama benim ondan daha çok takıldığım mevzuysa, yani şu lastikleri arkadaşlar çok merak etmişimdir her zaman. Şimdi bu lastik bir para. Bunun içindeki şambel de bir para. Ya lastikle şambeli maliyeti dubleks bir lastiği karşılamıyor mu acaba da bu şekilde şambelli lastiklerle motorları getiriyorlar? Onu her zaman merak etmişimdir. Abi bütün Çinliler aynı ama.
Yani bütün Çinlilerde bu var. Bütün Çinliler lastikleri dandik. Bütün Çinliler, ama işte dubleks bütün Çinliler gelen var. Şambrenli değil. Doğru. Ama kaplarda görüyoruz daha çok. Gibi, lastik zaten değişecekse sen bir dubleks lastik alır. Yani aynen. Mevzu biter. Zaten değiştirirken dubleks takarsın yani. Doğru da doğru söyledi kardeşim. Daha sonra bir diğer kötü mevzuluğu nedir arkadaşlar? Malum arka fren kampana, ön fren de kampana. Yani bu devirde ben hala anlayamıyorum. Artık bisikletlere bile disk fren gelirken ön taraflarına bu şekilde motorlu bisikletlere ya motosikletlere neden hala kampana frenle üretirler? Bunun da maliyeti ne olur? Yani kullanıcıya ne kadar yük verebilir? Merak ediyorum. Yani şu motorları disk frenle getirin kardeşim de millet lazım olduğunda daha iyi durabilsin. Bu hayat kurtarıcı bir unsur. Ha, acemiler der ki ya işte disk fren daha tehlikelidir. Ya arkadaşım motor kullanmayı öğrenmek zorundasın. Disk freni de kullanmayı öğrenmek zorundasın. Yani doğru, bir panik halinde disk frene aniden asıldığında senin kayıp düşmene sebep olabilir ama bu kampana frenin 1 milisaniye, yarım saniye, işte 1 saniye neyse gecikmesinden ötürü de ölebilirsin. Allah korusun senin yaralanmana, kaza yapmana sebep olabilir. Tabii kampana fren demişken kampana frenin şeyleri, ayarları kolaydır arkadaşlar. Gelsene babacığım. Yani frenin zamanla balatan eskir. Bunu şöyle bir tur, iki tur ön tekerini rahat dönecek seviyeye kadar sıkarsın. Biter. Bu kadar. Elle anahtara bile ihtiyacı yok. Aynı durum arka teker için de geçerli. Dediğim gibi üçüncü beğenmediğim nokta malum kampana frenleri. Dördüncü, bu motorda kusur. Ne kusuru arkadaşlar? Gerçi bu tarz makinelerin çoğunda bu durum var. Kimi farkında, kimi değil. Bu kafanın altında bu motorun aküsü var arkadaşlar. Hemen o aküyü mesela açalım. Şöyle hızlı hızlı. Altta bir tane vidası vardır. Gelsene. Evet abi, devam et. Bu vidayı açtığınız zaman bu kapak hemen elinize gelecektir. Bakın burada ne var? Akü. Akünün de burada lastik bir tutamacı var. Şimdi arkadaşlar bu aküde bakın üzerinde gene su var. Hafif hafif. Evet. Ben elektrikte çok şey değilim ama bu akü arkadaşım, bu akünün bu kutup şeyleri, sulu aküsü bunda ikidir. Ben motoru aldıktan sonra 50. kilometrede bunları açtım. Şöyle gelsene. Bak. Bunu ilk açayım dedim. Böyle nasıl oldu biliyor musun? Patladı, 3 metre tavana fırladı. Yine bir ses i̇çinde geldi tabii. Zaten. İçinde öyle bir gaz birikmiş. Şimdi bunu 50. 30. 50. 100. kilometrede açın. Kontrol edin. İçinde gaz birikmesi varsa gazını arttırın. Yoksa bu kap motorlar için de geçerli. Bu Kuba'nın çoğu ürünlerinde bu durum geçerli. Bu hıyar içindeki basınç sıkışır. Bu hıyar kendi patlar. İçindeki asidi dışarıya verir. Bu da motorunuzda, maşanızda, motor bloğunuzda boya bozulmalarına sebep olur. Bunu birkaç sefer yapmalısınız. Yani bunların gazını almalısınız arkadaşlar. Ya da bu motoru aldıktan sonra bu motoru ya da bu aküyü kullanmayıp riske girmek istemiyorsanız yeni bir jel aküyle akünüzü değiştirebilirsiniz. Önemli bir mevzudur. Dragon'da, RX-9'da veyahut da bu motorda veya bazı kap modellerde bu problemle karşılaşan, bu sıkıntıyı çeken çok arkadaş olmuştu. Şimdi biz bu aküyü yerine geri koyalım. Şimdi bu artık dandik akü kullandıklarından mı yoksa akülerin genel karakteri mi böyledir bilemiyorum. O yüzden bu konuda yorum yapamıyorum ama bu motorun bir eksisi olarak bunu size anlatma ihtiyacı duydum arkadaşlar. Şimdi gelelim çok daha önemli bir mevzuya arkadaşlar. O mevzuda nedir arkadaşlar? Aha burada bak. Aha bu. Karbüratör. Tabii bu karbüratör şu anda üzerinde benim koyduğum karbüratör orijinal karbüratör değil. Orijinal karbüratörü arkadaşlar şu şekilde araya gireyim. O şeye. Orijinal şiklesi bu şekildedir. Bu şekilde kapalı. Bu şekilde jikleyi aktif eder pozisyona gelmektedir. Orada gördüğünüz gibi elden jikledi. Yani
Nereye koydum o çikolatayı bu sürü ben? Ha? Kutuda. Kutuda mı? Ne var? Ne yazıyor? Şimdi bir daha. PZ 22. Bu karbüratör genelde 100-125 cc motorların karbüratörüdür. Bu karbüratör arkadaşlar bu motora, bu silindir hacmine fazla gelmektedir. Motorunuzun hani bu motorda bazı şikayetler duyabilirsiniz. İstop ediyor, öksürüyor, tıksırıyor, gitmiyor, yürümüyor vesaire vesaire. Sebebi bu dandik karbüratördür arkadaşlar. Peki bu aldığımız karbüratör nedir? Bu bildiğiniz bir kap karbüratörüdür arkadaşlar. Yüzlük kap karbüratörü. Bunun boğaz çapı 19 mm'dir. Bu silindir hacmi bu motora tam dek gelmektedir. Ama bunun kötü tarafı şu anda ne? Bu bir kap karbüratör olduğu için telli jikle. Yani nerede lan bunu jikleme? Orada. Kendisi? Evet, şurada bakın. Ha. Aynen böyle. Bu normalde kaplarda jikleyi teli çekersiniz. Bu böyle açık kalır ya. Eğer tam güzel ayarladıysanız jikleye ihtiyacınız yok ama olur da ihtiyacınız olursa bunu ilk çalıştırmada 20-30 saniye şu şekilde açık tutarsınız elinizde veyahut da kendinize bir tel mekanizması yaparsınız. Daha da geliştirebilirsiniz. Önemli değil. Ama işin önemli olan noktası nedir? Bu karbüratör arkadaşlar ben N11'den aldım. Sadece 55 TL'ye aldım. 55, 60, 65 liraya herhangi bir 100 kap karbüratör diye aratırsanız o karbüratörü motorunuza taktığınız zaman üzerindeki orijinalden daha verimli çalışacağı kesindir. Misal orijinal karbüratörüyle ne gibi uyarlıklar yapıyor? Mesela o kadar uğraştın, iğne alta, iğne yukarı, hava filtresini aç, hava filtresini tıka, memeyi, beyin jeti küçük, ana jeti büyüt, yok yemedi. Yani şu şekilde araya gireyim, illa ya çalışmada zorluk, ya rolantide bozukluk, ya devirlenmede aksaklık, öksürme gibi. Şöyle araya sokayım görün. Araya sokayım görün. Evet arkadaşlar, orijinal karbüratörü bu. Gördüğünüz gibi PZ22 boğaz çapı falan da bayağı bir geniş. Tabii ben bu karbüratörü söktüm, şu an kullanmıyorum ama hani yine de garanti veremem hepsi kusurludur diye. Belki de bana denk gelen karbüratör bozuk çıkmış da olabilir. Şimdi bu ibne karbüratörlü arkadaşlar, bu motor en güzel ayara getirsek de gayet sağlıklı çalışır. Rolanti yerinde olur, istop etmez. Böyle alt devirlerde rodoj için devirlenmesi gayet güzel olur. Ama bakın şimdi. Osura osura sıça sıça, yani ne yapsanız da gelen benzin bizim ihtiyacımızdan fazla olduğu için motorda bu öksürmelere, bu öksürmelerde performans kaybına, bunun yanında bir de gereğinden fazla yakıt tüketmenize sebep olacaktır. Bir daha göstereyim. Şimdi biz buna ne yapacağız? Diğer size az önce bahsettiğim kap karbüratörünü koyuvereceğiz arkadaşlar. Motor gayet sağlıklı bir şekilde çalışacak. Evet, o karbüratörle o izlediğiniz gibi saçmalıkları yaşamanız ihtimaldir. Eğer Türkiye'nin her yerine bu motor o karbüratörle gittiyse. Çünkü bu tarz Çin motoru, bu tarz makinelerin belli bir standardı işin açıkçası pek olmuyor arkadaşlar. Neyse, ben kendi problemimi dediğim gibi bu şekilde bir kap karbüratörüyle çözdüm. Bu şekilde şöyle direkt çalışır. 10 numara sağlıklı çalışır. Performansı da yerine gelir. Yakıt tüketimi de yerine gelir. Bir de artık şöyle biraz yağlansın makine. Yani gaz yemen de adam olur. Bir de böyle öksürmeden, tıksırmadan 10.000 devire kadar net bir şekilde çıkabilirsin. Yani bu motor alan arkadaşlar, bu motorla beraber internetten veya herhangi bir parçadan kendilerine herhangi bir kap ya da bulabilirlerse yine 19 mm boğaz çaplı, boğaz çapından kastım manifold girişinin iç çapıdır. Yani şuranın iç çapının ölçüsüdür. 19 mm iç çaplı böyle elden jikledi bir karbüratör bulabilirlerse, ben şimdi hususi aramadığım için o jikle probleminiz de çözülmüş olur. Ama onun fiyatı ne olur bilemem. 100 lira mı, 150 lira mı? Onu artık
bakarsınız. Dediğim gibi motorun bir problemi de buydu. Çözümü de bu şekilde. Basitti arkadaşlar. Şimdi bu anlattıklarımızla şu ana kadar bu motoru Yerdik işte neyse. Aynen. Siz onu. Şimdi biraz da benim bu motorun nelerini sevdiğimi, nelerini beğendiğimi anlatayım arkadaşlar. Muhabbetin başında ilk söylediğim gibi arkadaşlar, ilk olarak benim bu motorda en beğendiğim özelliklerden biri bu kasanın artık biraz daha irileşip göz doldurur hale gelmiş olması. Bu bir. İki. Motorun üzerine oturduğumuz zaman daha geniş, daha yumuşak. Yani motoru sürdüğüm zaman, motorda şu pozisyonda seyahat ederken kendimi artık küçük bir motorda değil de hakikaten bir motosiklette gibi hissetmiş olmam. Yine en sevdiğim özelliklerinden biri. Üçüncüsü, yine herhangi bir kap gibi veya benim videolarımda X-Power vardı. X-Power gibi değil de normal Dragon gibi, normal motosiklet vites sıralamasında olması viteslerin. Yani gelir misin acaba böyle? Gel böyle. Vites boşta. Yani bu normal, bundan sonra normal motosiklete geçmek isteyen arkadaşlar için bu motor çok güzel bir alıştırma, alışma, öğrenme süreci olacaktır. Çünkü vites sistemi sıradan vites sistemidir. Ayağı gösterir misin? Pedalı. Bakın. Bir aşağıdır. Ama tabii bunun için motor çalıştırmak lazım. Bir. Bir ile iki arası şöyle yarım az bir şey çekerek, ayağım görünüyor mu? Şöyle boştur. Sonra 2, 3, 4 hep yukarıdır arkadaşlar. Bu şekilde standart bir motosiklet vites sıralaması olduğu için bu motor normal, bundan sonra normal motosiklete geçecek arkadaşlar için güzel bir alıştırma, antrenman motoru olacaktır. Yani bu benim için önemli bir özelliktir. Benim o yüzden en sevdiğim özelliklerimden biri işte şanzıman sisteminin, standart motosiklet şanzıman sistemi olması. Tabii 5 vites değil, 6 değil. Sadece 4 vites. Daha sonra göstergeler, gelsene acaba böyle. Göstergeler malum Dragon videolarından da biliyorsunuzdur. Bu arada dur, şu 3'te kalmış bu. Şunu bir düşürelim. Şöyle araya gelelim. Standart Dragon vites göstergeleri ama 80'den sonrası yazılı değil. Sebebi de artık bu sanırım yasal bir zorunluluk oldu. Vites göstergesi. Sinyaller sevmediğim tip şeyde, bu dit dit yani kamyon geri vitesi gibi benim sevmediğim bir şey. Ama sinyallere bunun ikisinde de ayrı ayrı lamba koymuşlar. Bir de burada uzun hızma göstergesi mevcut. Bu arada motorun aydınlatması 10 numara arkadaşlar. Yani hani ben buna LED alayım, şunu yapayım, ancak şekil olsun diye alırsınız. Yani orijinal farı ve orijinal lambuyla da hakikaten gayet güzel bir aydınlatma sağlıyor. Arka stop da gene keza öyle, bayağı kuvvetli yanıyor. Yani gayet risksiz kullanırken kendini gösteren bir makine. Şimdi ön amortisörler aynı Dragon'daki gibi gene tırt arkadaşlar. Yani yeterli diyeriz ancak, iyi diyemeyiz. Çok kötü demek de ayıp olur. Ama yani Dragon'da da dediğim gibi, yani sanki böyle amortisör yağ yok da içinde, gerçi keçe var, yağ var da, hani yağ yok da sadece yayla çalışıyormuş hissi verdiriyor kullanıcısına. Ama arka amortisörler 10 numara. Bir de genel anlamda yumuşak karakterde. Neden arkalar 10 numara? Çünkü gelsene babacı. Bak burada ne var. Bak, arka amortisör sertlik ayarlı. Bunun anahtarıyla bunu çevirerek şu mekanizmayı, 1 sert, 2 sert, 3 sert, bu yayı sıktıkça sertliği artar. Karşılıklı kendi istediğinize, kullanım tarzınıza göre arka amortisörlerin sertliğini ayarlayabilirsiniz. Tabii bir de motorun kendi çok fazla işlevsel olmasa da koruma demiri kendi üzerinde ve koruma demiri, bu arada Dragon'la aynı demir sanırım. Aynı demir olmasına rağmen Dragon'da fazla büyük duruyordu ya, bunda öyle durmuyor. Motorun ebatına daha iyi bir motor olduğu için bu koruma demiri yakışmış arkadaşlar. Malum çoğu motorda olduğu gibi çanta veya top kesip bağlamak isteyen arkadaşlar için artık çanta demiri de zaten üzerinde. Aynalar bu motora ait değil arkadaşlar. Ben bu motorun aynalarını bir arkadaşım çok ısrar etti benden, çok beğendim diye. Al dedim, lan senin olsun, ben de ayna çok. Emanet almışlardı ki geri getirmedi. Ben de elimde başka bir ayna vardı şimdilik. Onları takıverdim ama bu aynalar metrik 10.
mesela skuter aynaları değil, böyle viteslerin aynaları skuterlardan biraz daha farklı oluyor. Gel kumandalara bakalım hacı. Göstergeye baktık, kumandalara bakmadık. Kumandalarda arkadaşlar bakın burada korna var. Sesi tatminkar. Sinyal düğmeleri burada ama basmalı değil, elinizde geri çekmeniz icap eder. Malum ızın kısa düğmesi. Burada acil stop butonu. Buna bazen eliniz takılır, unutursunuz. Ondan sonra marşa basarsın, ben niye çalışmıyor diye kafayı yersin. Bunu unutma. Malum start butonu da burada. Ha bu arada sevmediğim bir şey daha geldi aklıma. Bakın. Yok. Nerede? Yukarı göstersene acaba. Orada. Neden? Ben çünkü bu hıyarları sevmiyorum. Üzerinde kullanırken dizime değiyor. Çünkü bu hıyar böyle, affedersin, hıyar gibi böyle. Bunu katlasam da illa dışarıda durduğu için şöyleydi herhalde. Saçma sapan bir duruşu var. Ayağımı rahatsız ettiği için ben bunu yine aynı Dragon'da olduğu gibi söküp çıkardım. Exos Kulnik ilaç olsaymış, yakışırmış diyecektim ama bu renge değil, diğer renkler böyle olurdu. Ben normalde Siyah Exos'u sevmem. Siyah Exos koymuşlar. Sadece Küba yazılı kapağı nikelajdan yapmışlar. Artçı için buraya yaylı, açılır kapanır güzel bir ayaklık yapmışlar. Lastiğini de bayağı kalın yapmışlar ki vibrasyonu ayaklara hissettirmesin. Aynı lastik kalınlığı buradaki sürücü için de geçerli. Yine motordaki vibrasyonu sürücüsüne çok fazla yansıtmıyor. Motorun vibrasyon seviyesi mesela bendeki diğer şeylere göre, diğer ne vardı mesela, Sniper aldım. Sniper'a göre vibrasyonu daha düşük ama aynı silindir hacminde olsa bile, siz öyle biliyorsunuz aslında değiller, ben bunu büyük ihtimalle öyle tahmin ediyorum, Sniper'dan daha düşük bir performansa sahip. Yakında performans videolarında eklerim. Bunun sebebini de tamamen stroke boyuna, yani Grangle'ın stroke boyuna ve üst kapağın orijinalliğine. Orijinalinin işte swap büyüklüklerine, çaplarına veriyorum işin açısı. Yani üzerinde biraz uğraşılırsa, ekstra bir şeyler yapılırsa performansı iyi daha biraz daha artacaktır. Ama şu gün ben iki motoru birden aldım. Sniper'ın performansı şu an bundan çok daha iyi. Bunun performansını şimdiden merak eden arkadaşlar varsa kanalımda yine neydi o? X-Power. X-Power videolarındaki performans neyse bunda da yaklaşık, o performans evet. Var. Adı 110 cc olmasına rağmen çok da fazla bir şey beklememek icap eder arkadaşlar. Onu da bir baştan söyleyelim. Yani bu motorun 50 cc haliyle bu şekilde adı 110 cc olduğu zaman muhteşem bir son hızda performans farkı olmaz. Aynı son 50'liklerin 80 yapıldığı gibi. Ancak tork artışı olur. Dişli büyüdüğü zaman faydası olur mu? Vallahi ben şu anda 7000 devir, 8000 devirden sonra bu dişliyle bile hızlanmasının, performansının düşük olduğunu hissettiğim için dişli değiştirmeyi de, Sniper'da olduğu gibi bunu da dişli değiştirmeyi de şimdilik düşünmüyorum. İleride ne olur? Hep beraber bakacağız. Göreceğiz arkadaşlar. Başka bu motorla ilgili anlatmamız gereken bir şey var mı? Senin aklına geliyor mu hacı? Şimdi bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Ben 3 noktası tasarımından ötürü, kasa iriliğinden ötürü, standart motosiklet şanzıman dişli sistemi olduğundan ötürü ben bu motoru gerçekten beğendim. Almak isteyen ama muhteşem performans beklentisi olmayan arkadaşlar için önerebilirim. Ama hani kanalımda bazı yüzlük motorlar var ruhsatla, 50 cc geçip de falan, işte onlar gibi bir performans bekleyen arkadaşlar, yani performans odaklı olan arkadaşlar, hız yani performansını seven arkadaşlar bu makineyi düşünmesin derim. Bu arada makinede herhangi bir problem yok. Makine 10 numara, sağlıklı, gücü, torku, her şey yerinde. Sağ olsun motokırbaç kardeşim, Kamil kardeşlerim yaptı bunu bana, gönderdi. Malum bu motor Türkiye'nin her yerinde 49 cc olarak satışta. Fakat bayilerle motokırbaçta olduğu gibi adı 110 cc olan silindir kitleriyle değiştirerek isteyen kullanıcılar motorlarını normal 49 cc haline göre biraz daha performanslı hale getirebilir. Evet. Ha, benim çok sevdiğim bir özellik daha var, onu göstermedik ya. Bak, bu motorda arkadaşlar zincir muhafaza şeyi var. Bu benim için çok önemli bir özelliktir.
Gördüğünüz gibi zincir muhafaza kabı. Bu kap sayesinde özellikle stabilize yollarda, yağmurda, çamurda zinciriniz daha az bakım isteyecektir. Bu da benim için olması gereken ve gayet güzel bir özelliktir. Sene de 10 numara değil mi kardeş, bak. Güzel. Yani gayet sene güzel. De hem yumuşak, hem büyük, hem geniş. Yani 10 numara sene. Evet arkadaşlar, bu motorla ilgili anlatacaklarımız da bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Fakat bu motorla ilgili daha fazla detay isteyen, daha fazla merak eden, bekleyemeyecek olan Motokırbaş Kamil kardeşlerimi arayarak motor hakkında daha detaylı bilgiyi onlardan alabilirler. Her türlü yardımcı olurlar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür eder tekrar. Hepinize hayırlı geceler dilerim.